ağız içinde oluşan aflar, dilde ağız içinde oluşan aflar, diş etinin çekilmesi gibi çok ağır rahatsızlıklar oluyor bazı insanlarda. Bunun sebebi virüs. Buna karşı ada çayı. Ada çayı ama Türkiye'de 83 çeşit ada çayı yetişir. Sadece Salvia officinalis, şifalı ada çayı. Dünyada en kaliteli ada çayı Türkiye'de yetişir. Bu ada çayını maalesef bunun yerine ne kullanılıyor Türkiye'de? Hakiki ada çayı yerine Salvia triloba, Salvia cideridis, yani yüksük ada çayı, loplu ada çayı gibi ada çayları kullanılır. Onların böyle bir etkisi maalesef yok. Şifalı ada çayının biz ada çayı forte diye çok özel bir kapsülünü ürettik. Ne yapar? Bademcik iltihaplanmasını, şişmesini önler, temizler, afta iyi gelir. Ağız içindeki yaraları iyileştirir, dildeki yaraları iyileştirir. Diş eti çekilmesini önler. Fakat birleşimindeki tuyon çok etkili bir madde olduğu için kişi alt atanı fazla kullanırsa kafasını buzdolabına sokmuş gibi olur. Bu yani üşütür. Vücudun ısı dengelerini hafif etkiler. Bu nedenle hararet düşürücü özelliği var. Güneydoğu Anadolu'da mesela yazın çok sıcak olduğu zaman vatandaşlar, insanlar damda yatarlar. Evet. Camda yatar ama unutur tabii uyku halinde. Lavaboya gitmek ister, lavaboya gidiyorum derken damdan düşer, ayağı kırılır. Damdan düşmek istemeyenler, evinde yatmak isteyenler ada çayı forte kullanırsa damdan düşmez, ayağına da kırılmaz, bir şey de olmaz. Tabii ölüm vakaları bile oluyor, damdan düşer. Ne oluyor? Bir de bakıyorsun, hastaneler oluyor. Ağızda aft, dilde aft, yara, iltihap, diş eti kökünde iltihap, diş eti dibinde oluşan iltihaplar, kanalda, diş kanalında olan iltihaplar ve diş eti çekilmesine karşı ada çayı forte. Kullandığı zaman kişi tertemiz eder. Artı yazın sıcaklarda çok sıcak olduğu zaman harareti önleyici özelliği vardır. Mükemmel bir bitki. Hiçbir yan etkisi yok. Tamamen doğal. Evet hocam. Evet.